detaya girmek istemedim. Onun için artık başlayacaksınız. Beddua ile ilgili konuşacağız. Bu beddua bir bakıma yani cemaat ile AKP, FETİP ile TETİP arasındaki mücadele bir bakıma güzel. Çünkü bunlar ikisi güce tapan ve alabildiğine istikbar içerisinde bir tavır sergilediler maalesef birlikte. Bunlar işte firavuni bir tavır içerisine girdiler. Ama ne oldu? İhtirasları bunları köprü üzerinde karşı karşıya getirdi. Bir ipte iki cambaz oynayamıyor. Sonunda olacak şey oldu ve bunlar birbirlerine girmeye başladılar. Kirli bezlerini. Birbirleri hakkında daha önce neler söylemişlerdi. Şimdi tam tersi. 10 yıl aynı yatakta kalmış bunlar. 10 yıl birbirlerini övüp durmuşlar. Hatta birkaç yıl önce, bir yıl bir belki olmadı. Tayyip Erdoğan diyordu ki, gökten ne gelmişse biz kabul etmedik falan. Onu göklere kadar çıkarıyordu. Öyle bir ifade vardı, hatırlıyor musunuz? Çok ilginç. Yani gökte ne yağmışsa biz kabul etmedik diye Fethullah için diyor. Allah Allah, inanılmaz bir şey ya. Ben tabii ona cevap olarak bir şeyler yazmıştım. Onu da bir önceki videoda şey ettim. Bu adam da bunlarla da birlikte birbirlerini her tel rezaletini savundular. Gezi olaylarındaki o korkunç polisin aşırı güç kullanması, uydurdukları yalanlar, işte ayakkabıyla girmiş, abar girse ne olacak? İnsan hayatı ve halı. Halı daha mı şey? Daha mı üstün? Halınız yerin dibine batsın, caminiz yerin dibine batsın. Eğer o cami halkın camisi olamıyorsa, eğer insanlar hayatları için kaçamıyorsa oraya, yerin dibine batsın o cami. Taşa mı tapıyorsunuz, halıya mı tapıyorsunuz? Neyse, yani burada bunları hatırladığım vakitte alabildiğine kızıyorum. Çünkü dinin istismar edilmesi var. İnsanlara zulmetmek için dinin istismarı en büyük zulümdür. Ve o zaman tarikat marikat birbirlerini kolladılar. Ne?